Herkese merhabalar. Neşe'nin Tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Motifli yeleğin bir önceki videomda arka etek ucunu yapmıştık. Evet şimdi düz olan yerin kenarlarının tığlamasını yapacağız. Evet şimdi kenar tığlamamız için şurada ip lazım diye koparmıştım. Tığlamada kullanmıştım. Hemen şuraya ipimi tutturuyorum. Evet, en son şu kenarını bitirirken keserken e, burada bir tane dil kalmıştı bu şekilde. Burun arasını artık e, şişe çıkartmıştım. Buraya tığımı takıyorum. E, bu üst kısmı, bu üst kısmında omuz yani omuzun olduğu yer. Burayı yaparken şöyle omuzlar, bakayım şu şekilde. Şu kısım sayısı kadar yapacağız. Yani şu köşedeki ve şu köşe sayarsak 12. Bu buraya olacak. 12. 12 de buraya. Geri kalanı da ortasına yapacağız. Evet. Şuradan şuraya kadar. 12 tane yapacağım. Evet 12 de buraya oraya da bir işaret koyayım. Şöyle uçta uca kadar Evet bakın zaten şöyle 3'e katladığımız zaman da şuradan şuraya Evet omuzu 3'e bölüyoruz bu şekilde Yani üçe böldük şimdi şu bölmüş olduğumuz yeri de şöyle ortasından Şuradan şuraya kadar Şöyle işaretliyorum Burası 6 olacak şu kısımda 6 Evet, önce şu kısmı bir yapayım. Evet, şurada ipimi yürüttüm. Siz e, ipiniz varsa yedek koparmadan da yapabilirsiniz. Evet, ipimi şuraya sabitledim. Bu kopardığım yerde arasından yürüttüm. Şimdi burada iki zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. Buradan buraya 6 tane ikili trabzan yapacağız. Evet, şu baştakiyle baştaki bir oluyor 2 zincir çekiyorum arada şöyle batıp bir daha yanına yapıyorum 2 tane oldu başını doladım Üç tane oldu. dördüncüyü yapıyorum iki tane yan yana yanındakine hemen batıyorum 1 2 3 4 2 zincir 4 5 yapıyorum 2 4 5 Evet şuraya da iki zincir çekip bu e, işaretlemiş olduğum yere bir önüne yapıyorum bir tanesini onun yanına da diğer ikiliği yapıyorum trabzanımı ikili trabzan Evet bu şekilde altı tane yapmış oldum 2 4 6 şimdi buradan buraya kadar da altı tane yapmamız gerekiyor ben, e, şunu şuradan bana engel olmaması için şu tarafa doğru takıyorum Evet şunu biraz yanına yapayım. Evet şöyle yanına doğru yapıyorum. 2 zincir. Evet buradan buraya şöyle yaptığım zaman da şu kadar 3 olması gerekiyor. Şöyle iki tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. 2 zincir atlayıp ona soru onun yanındaki şöyle göz kararı boşluğa batıyorum. Biraz daha şöyle serbest bırakayım. Bir yanındaki boşluk kısmına battım. Bu şekilde iki zincir çekiyorum. Buraya da yapalım. Hemen şöyle yanın yanındaki zincire de yaptık. Bu şekilde ikinciyi de yaptık. 2 zincir çekiyorum şurada iki ara bıraktım 3. araya da battım onun yanındaki boşluğu da batıyorum Evet bu şekilde şuraya kadar geleyim burası toplam 12 tane olacak Evet şimdi 12 yapıyorum şu çengel iğnemi çıkartıyorum engel olmasın Evet, başın iki sefer dolayıp iki zincir atlayıp şöyle üçüncüye battım. Ondan sonra şöyle biraz serbest bir şekilde yanına da battım. Evet, şu an burası tam 12 oldu. Şimdi e, şuradan çıkartayım artık. Burası 12 olan yer. Şuraya takıyorum. Şimdi buradan buraya kadar bunu şöyle ortasından bölelim. Evet, şöyle işaretimizi koyuyoruz. Buradan buraya kadar 6 tane, buraya da 6 tane olacak. Evet, 2 zincir. 2 tane boşluk bırakıp 3.ye battım. Başını doladım. Yanında zincire de battım. 2 zincir şöyle 1 2 3. batıyorum başını bir kere doladım onun yanındaki boşluğa 2 zincir şöyle iki boşluk 3. batıyorum ve onun yanındakine şöyle bakayım 3 2 zincir Evet bu şekilde aynısını diğer tarafa da Evet bu kısımları da yapıyoruz. Toplamda bundan 36 tane olacak. Ben şöyle toplam 36 tane yapıp şu köşeye geliyorum. Evet şöyle sona geldim. Şu an şurası 11 oldu. 2 tane boşluk bırakıyoruz. En sonda. Burada 2 de çıkıyoruz. Sonra şu en uçtaki yere batıyoruz. Buradan aşağıya doğru dönerken Yine iki zincir çekiyorum ve şu köşe kısmı batıp artık buradan koltuk altına doğru gideceğiz. Şöyle köşe oluşturuyoruz burada. Şöyle zincirin arasına batıp burada köşemizi yaptık Bu şekilde. Evet şimdi şurayı ölçmemiz gerekiyor. Şu tığımı çıkartayım. Burada toplamda 36 tane oldu kutucuklarım oldu şöyle. 36 tane kutucuğumu yaptım. Omuz burası. Evet. Evet, şimdi şu kısmı hesaplayacağız. Bunun için ben e, şu kısmı sayıyorum. Buradaki kutucuklarımı. Şu köşe. Köşeden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 tane. Toplamda şuraya kadar, şu köşeye kadar 18 tane kutucuk yapacağız. Evet, şu köşeye kadar 18 tane kutucuğumuz olacak. Şimdi burayı da 3'e bölüyoruz. şekilde şöyle ayarlıyorum biraz buraya biraz bu tarafa evet altı altı olacak burayı altı tane şu kısmı da şöyle ortasından böleyim. Evet şuraya kadar yapacağız. O yapacağım yeri de karıştırmayayım. Köşeye kadar. Evet 3'e böldüm. 6, 6, 6 şeklinde kutucuklarımı yapacağım. Bunu da sayıyoruz. Köşeye döndükten sonra bu baş, başı oluyor. Şurası. Evet 2 zincir. Arada şöyle bir tane zincir atlıyorum yanındakine ve onun yanındaki boşluğa batıyorum böyle kutucuğumu yaptım şimdi tekrar iki zincir Bu şekilde ayarlayıp yapıyoruz. Buradan buraya kadar 6 tane olacak. 1, 2, 3 tane oldu. Dördüncü kutucuğumu da yap, yapıyorum. İki zincir. Beşinci kutucuğu yapacağım. Şöyle araya, onun yanındakine boşluğa battım. Evet, şimdi iki zincirimi çektim şu işaretlediğim yeri çıkartıyorum. Bir tane şuraya bir tane de onun yanına yapacağım. Evet bu şekilde 6 tane kutucuğumu yaptım. Baştakini de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi buradan buraya kadar 6 olacak. Karışmaması için şunu şuraya takıyorum. Evet 2 zincir. Buraları bu şekilde kendimiz ayarlayıp yapıyoruz. Yanında iki zincir. İki zincirimi çektim. Arada bir iki zincir atlayıp 3 ile 4'e batıyorum. Evet şu an iki tane oldu. Koltuk altına kadar 18 tane kutucuğumuz olacak. Çünkü onu da şuradaki ile birlikte ölçerek yap, yapıyorum. Evet burada 18 tane şuraya kadar 18 kutucuğum olduğu için bunu da aynı şekilde 18 kutucuk olarak yapıyorum. ne kadar yapacağımızı bilemeyebiliriz. Evet şöyle. Şimdi şunu çıkartıyorum. Rahat yapabilmek için. İki zincirimi çektim. Şöyle uygun olan iki zincir arası gibi ayarlayıp yanına ve onun yanındakine batıyorum. İki zincir. Şöyle bakayım. Evet, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane buraya yaptım. Artık bunu buradan çıkartabilirim. Şuraya işaret olarak koyayım. Evet 6 tane daha yapacağız şimdi. Buradan buraya kadar da 6 tane yapıp geliyorum. Evet. Tam şöyle köşeye geldim. 18 yaptım. Burada artık şu köşeyi güzel olması için 2 zincir çekmiyorum burada. Sadece başını doladım. Hemen şöyle şu orta kısma batıyorum. 2 de çıkıyorum. Tekrar başını dolayıp hemen yanındakine batıp İki de çıkıyorum. Başını doladım. 1 2 şöyle atlıyorum buraya. Tekrar başını doladım. Evet onun yanındakine batıyorum. Evet böyle 3 tane yan yana yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi şu köşeye geleceğiz. Onun için 2 zincir çekiyorum. Köşe oluşturmak için. Evet 2 tane zinciri atlıyorum buraya ve en sondakini battım artık aşağı doğru döneceğimiz yer iki zincir çektim şöyle döndürüyorum şöyle iki zincir çektim başını doladım artık buradan köşe döneceğiz döneceğimiz için aynı yere şöyle batıp yan tarafa geçmiş oluyoruz bir de onun yanındakine bat, battık zaman şöyle yanındakine battığımız zaman şöyle köşemizi burada böyle oluşturduk Evet şimdi buradan aşağıya doğru ineceğiz buradaki sayımız da 36 olacak Evet bunu nasıl yapıyoruz buradan şu ters taraf ama şöyle şu kutucukları sayıyorum burada 36 tane kadar olacak sonra da buraya bu en alt kısmına da şu şu kısmı şöyle yaptıktan sonra Buradaki bir tane bunun olmuş olacak şu alt kısımda olacak bu. Bunu buraya ekleyeceğiz. Şöyle kafamız karışmasın, şu olanı koyayım. Evet, buradan şöyle biraz uzaklaştıralım. Bunu buradan buraya ayarlıyoruz. Geliş şurada boşluğumuz kalıyor. Bunu da buraya eklediğimiz zaman bu şekilde tam gelecek. Evet. Buradaki 36 taneyi buraya ekleyeceğiz. O yüzden buraya da 36 tane kutucuk yapıyorum. Onu da aynı omuzda yaptığımız gibi 12, 12, 12 şeklinde. Şu baştakinde sayarak bu bir tane. Burayı 3'e bölüyoruz. Şu ucundan şöyle katlıyorum. Bu ucunu da şöyle katlıyorum. 3'e bölüyorum. Şöyle göz kararı. Sonra buralara çengelli iğne ile Çöp çengeli iğnelerimi de alayım. Şöyle işaret koyuyorum. Önce bu işaretleri koyduktan sonra. Sonra ortalarından tekrar 6 6 şeklinde yapacağız. Kolay oluyor bu şekilde yapmak. Evet bunu da böyle ortasından şu kısmı da 12 tane olacak. Sök yap olmaması için böyle işaretlemek bayağı bir kolaylık sağlıyor tekrar buraya da böldüm. Şimdi altı buraya, altı buraya yapacağım. Sonra buradakini çıkartıp buraya da altı altı şeklinde. Toplamda burada 36 tane kutucuğumuz olacak. Evet. Şöyle takıyorum başını. Şöyle 2 zincir çekiyorum aralarda. Buradan buraya altı tane kutucuk olacak. Göz kararı şöyle 1 2 3. yere batıyorum. Başını bir kere doluyorum ipi hemen şöyle yanında uygun oldu olan yere yapıyorum. iki zincir çektim. Bu şekilde baktığım zaman şurası uygun. Sonra onun yanında evet. Tekrar kutucuklar yapıyoruz böyle. Toplamda altı tane bu çengelli iğneye kadar altı tane olacak. Evet, 2'de çıkıyoruz. 1 2 3 4. Evet, 2 tane buraya yapacağım. Bir tane şuraya battım. Başını aldım yanındakine. Şimdi çengelli iğnemi çekiyorum buradan çünkü oraya da 6.'yı e, yapacağım. Evet, başını iki şöyle 2 zincir çekiyorum her arada. Evet, şöyle yanındaki boşluğa da yaptım. Evet, buradan buraya 1 2 3 4 5 6 tane oldu. Buradan buraya da tekrar sayma, karıştırma yapmamak için şöyle çengelli iğnemi tekrar şuraya şöyle takıyorum. Evet, şimdi buraya kadar 6 tane daha yapacağız. Öylelikle 12 tanesi tamamlanmış olacak. Evet bu şekilde 6 tane daha yapıyorum. Motifli yeleğin yapılışını sizler de örmek istiyorsanız bölüm bölüm oynatma listesinde örgü yeri var. Orada sırayla paylaşıyorum baştan sona kadar yapılışını oradan bulabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yapmış olduğum paylaşımlar telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Bu şekilde haberdar olursunuz deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet şimdi buradan şöyle ortadan bunu da işaretliyorum. 2 zincir Evet, bunu da buradan çıkartayım. 2 4 5 bir tane daha yaptık mı? 6 şu ip bazen şöyle çok e, tüylü olabiliyor. Öyle olduğu zaman temizliyoruz. Çünkü orada bir kalınlık, bir tokluk verir. Evet. Diğer 12'yi de tamamladık. 2 zincir. Şimdi şunu daha çıkartıyoruz. Buraya takıyorum. Evet şunu da tekrar bir yapayım. Evet burada 6 6 şeklinde 12 tane yapıp geliyorum. Şu etek ucuna kadar gideceğim. 6-6 Evet. Şimdi etek ucunu kenar e, kutucuklarını yapacağız. Şimdi şurayı sayıyoruz. Şuradan başlayıp şu köşeden 1-2-3-4 diye kutucukları sayıyoruz. Toplam 43 tane var. 7 tane motif olduğu için. Buraya da o zaman e, e, önce 3'e bölüyoruz burayı. Şöyle şu şekilde üçe bölüp işaretleme yapıyoruz işaretlerimizi şöyle takıyoruz 43 ise hani 42 olsa 14 Evet 14 olması gerekiyor burada bunu da ortadan bölüyoruz 7 7 şeklinde yapacağız Evet kolaylık olması için diğer türlü çünkü zor olur. Sök sökmesi de zor oluyor bu ipleri. O yüzden böyle işaretlemek en güzeli. Evet, buradan buraya kadar şu ilk döndüm ben buradan. Şöyle geldim. Buraya tam 36 tane kutucuğumu yaptım. Şu koltuk altından bu şekilde kutucuklarımı yaptım. Şuradan köşemi yaptım. Döndüm. Bu bir tanesini sayıyoruz. Şurası da köşe. Buradan şuraya kadar 7 buradan 7. Burası 14 tane olacak. Evet buradan da buraya 14 ve burası da 14 tane olacak. Evet, yaptıkça bu çengel yenemi çıkarıp buradan ortalarına da yapacağım. Evet, şimdi şu kenar tığlamalarım, şey kenar kutucuklarımı yapıyorum. Evet, aynı aralara batıp şuraya kadar yapacağım. 7, 7 şeklinde. Bir tanesini sadece ortada bir tanesini fazla yapacağım. Çünkü 43'tü. Şimdi aklıma geldi. Burada 15 yapacağım. O zaman 14, 15, 14 şeklinde yapacağım. Evet etek ucunda şöyle sona kadar geldim. Kutucukları yaptım. En son köşeye iki tane battıktan sonra 2 zincir çekip yukarı doğru battım iki tane. Buradan da yukarı doğru geldim. Evet, şimdi koltuk altındayım. Koltuk altında şöyle en son e, böyle köşe iki tane batıyoruz. Sonra buraya da batacağız. Onun için iki zincir çektim. Bu tarafa doğru geçiyorum. Aynı buradaki yaptığımızın aynısını yapacağız. Köşe oluşturacağız. Evet, şuraya batıyorum ikide çıkıyorum, onun yanına da battım. Evet, bu şekilde iki zincirimi çektim, başını doladım. Hemen şuradan bir kutucuğumu yapıyorum. Artık köşeyi yapacağız. Köşeyi yaparken arada iki zincir çekmiyoruz. Başını arada iki zincir çekmiyoruz, başına doluyoruz. Şöyle tam köşeye battım. Burada aynı yere batıp kutucuğumu yaptım. Başını doluyorum. Şimdi yukarı köşeye yapacağım. Yukarı doğru çıkacağız. Artık köşemizi yapıyoruz. Yanındaki boşluğa da batıyorum. Evet köşeyi bu şekilde yaptım. Arada hiç zincir çekmeden. Şimdi artık zincir çekiyoruz. Buralarda çekmedik. Aynı buradaki köşeye yaptığımız gibi yapıyoruz. Diğer köşeyi de böyle aralarda zincir çekmeden yaptık. Burayla bu tarafın aynı olması gerekiyor. Evet şimdi artık iki zincir çektim. Burada ayarlamamızı yapacağız. Burası 18 tane yani şu kutucuğumuzda en son yaptığımız kutucuğumuzda 18 tane kutucuk yapmıştık. Buraya da aynısını yapacağız. Onun için burayı şöyle üçe bölüyorum. İşaretlememi yapıyorum. Şu tarafa da yapacağım. aynı diğer tarafı yaptığımız gibi buraya da yapacağız. Evet şimdi buraları 6 6 6 şeklinde doldurup şu köşeye geliyorum kutucuk yapıyorum. Evet şimdi bununla birlikte buraya kadar 6 tane böyle kutucuğumuz olacak. 2 zincir çekiyorum arada şöyle iki boşluk kalacak şekilde ayarlayıp işaretlemiş olduğumuz yere kadar 6 tane kutucuk yapıyoruz 2 zincir başını doluyorum Evet şuradaki ile birlikte 1 2 3. kutucuğumu yapıyorum. Başını dolayıp arada şöyle bir boşluk bırakıp diğer kutucuğumuzu yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Evet. Şimdi burada çengelli iğnemi çıkarıyorum. Daha rahat yapabilmek için. 2 zincir. Evet şuradaydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğumuzu yaptık. Şimdi buradan buraya kadar 6 kutucuk daha yapacağız. Şu en son yaptığım yere işaret koymak istiyorum. Şöyle işaretimi koyuyorum. Evet. Şimdi buraya 6 kutucuk yapacağım. 2 zincir. Artık buraları bu şekilde arkadaşlar göz kararı olarak yapıyoruz. İki zincir çekip sökmek zorunda kalırsanız e, iğne ile daha rahat oluyor çünkü biliyorsunuz bu ipler sökülmesi biraz zor oluyor e, sıkışabiliyor kopabilir o yüzden ben e, yanımda bir tane iğne bulunduruyorum iğne ile daha rahat oluyor bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim evet. tekerliğimi çıkartıyorum. 2 zincir. 2 zincir çekip kutucuklarımızı yapıyoruz. Evet şimdi yukarı kadar daha 6 tane daha yapacağım. Şöyle bakayım. 1 2 3 4 5 6 Evet, buraya kadar daha 6 kutucuk olacak. Şu işaretimi kaldırayım. Evet, bir tanesini yaptım. 5 tane daha kutucuk yapacağım. Bu şekilde hem koltuk altı da toplanmış oluyor. Evet. Burası 18 olarak yaptım. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Ve evet şöyle köşeye batıyorum. Üstteki zincirimin arasına battım. Bunu buradan çıkartıp sonra buradan biraz sıkıştırıp diğer taraftan da sıkıştırıyorum. Ve bu şekilde köşemi de yapmış oldum. Evet şurada bir zincirimi çekiyorum. Bu şekilde ilk tığlamamızı yaptık. En zor olan bu yelekte en zor olan yer bence burası arkadaşlar. Çünkü ayarlayıp yapmak gerekiyor. Evet şimdi yeleğimize bakalım. Arkada bu şekilde tığlamamızı yaptık. Artık bundan sonra e, burada ekleme yapacağız. Buraya bırakıyorum şimdilik. Ben burada ipimi koparmak istemiyorum. Bu ipim burada dursun. Kaldığımız yerden diğer videoda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.